Sony MHC-RV20 kolonlarıyla beraber MHC-RV20 oluyor. Gövde numarası HCD-RV20 aslında. HCD-RV20. Bu RG serisinin bir değişik versiyonu. Bütün özellikleri aynı ama parça numarası farklı. Açalım. Şimdi ben daha önce baktım. Şeyi çok güzel. Potu çok güzel çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. Kasetler de çalışıyor gibi. CD açmıyor. Zaten ön kapağını ne yapmışlarsa kaybetmişler herhalde. Şimdi bunu bir sökelim bakalım CD kısmına. Bir ufak tozunu alalım bırakalım. Bak şuradan kastırmışlar makineyi ne yaptılarsa. Ya daha önce açtılar. İçlerinde de bir şeyler var zaten. Takamamışlar kapağı. Bak gördün mü tırnakları. Geçeceklerine gitmişler. Demirin üstüne atmışlar. Bak gördün mü bu kapağı bunun üstüne atmışlar. Abuk sabuk hareketler yapmışlar. Sökmüşler yani kısacası. Bak içinden bisküvi çıktı. Kim bilir kaç senelik petibör. Çatır çutur kırmışlar. Bak eğmişler. Bak sökeceğim diye sökmüşler. Denemişler. Bunu açtırmışlar. Halbuki şuradan çeksen gelecekti. Bildiğin sökülmüş. Uğraşmışlar teyple. Çatır çutur kırmışlar. Sözümü geri alıyorum. Bu teyp açılmamış. Açmaya çalışmışlar. Bırakmışlar. Daha doğrusu kurcalamışlar, açamamışlar. Çünkü belli orijinal bantları duruyor. Şu teyp var ya, Sony'nin hiç sevmediğim, nefret ettiğim bir teypidir. Yalan söylemeyeyim. Tipini de sevmem, kendisini de sevmem. Hayırlı işler. Bak STK yok bunda. MOSFET mi bunlar? Bakın neden açılmadı biliyor musun? İşte bu yüzden. Bu yakında petrole dönecek. Yalnız ben hiç böyle transistör hatırlamıyorum ya. RG serisinde. Ama bu RV diye herhalde belki de artık bulamadılar. Uğraşmadılar STK'yla. Direkt transistör çat çat. Bak şimdi açtıracağız. Şimdi ben bunu buradan çeviriyorum ya. Görüyor musun? Bak daha 16-17 yıllık olduğu için beltleri görüyor musun? Lastikleri. Fıstık gibi. Hiç sorun çıkartmaz. Şöyle bir bakalım. 2002. 2002'de bunu toplamışlardır. Muhtemelen bu 2003 falan şeyi. Servis manuelleri 2003 falan çıkıyor tarihleri. Şeyi, kolonun tarihi. Şimdi şunu sökmeyecektim normalde ama muhtemelen buna ne olduğunu ben anladım. Bunun kolonları da vardı. Yırtık, delik, deşik. Çoluk çocuk işi bunlar. İçinde bonibon çıktı. Petibör çıktı. Bir temizleyeceğim, toplayacağım. CD çaları yapabilirsek yapacağız. Lastiğini değiştirelim. Bak. Bak para çıktı. Petibör çıktı. Lastik. Burada bir yerde bonibonlar var. Bu ne ya? Kulak kiri gibi ya. Bu ne ya? Bu tamam at kenara. Sileriz göre. Şimdi bu şu. Sıra sana geldi. Ne var ya bu şu? Şunu bir sökelim bakalım ne varmış. Bak buradan ne çıktı? Belt çıktı. Doğaçlama yaptık. Belt çıktı tablayı döndüren. Nasıl duruyordu? Şöyle duruyordu. Bozmayalım hizasını.
Gördün mü? Bu CD tablasını döndürür, tamam mı? Eğer bu gevşek olursa CD tablası dönmez. 3 CD dönmez yani. Bak gördün mü? Bu yakında petrol gibi olacaktı. Buraya yapışacaktı. Şimdi bunu da değiştireceğim. Bu lastik benim işimi görecektir. Bak şurayı görüyor musun? Şu motorla şunun arasına takacaksın. Başka hiçbir şey yok. Bak bu O-ringi görüyor musun? Git sanayiden al 50 kuruş. Kaset çalarlar için fazla ideal değil ama böyle mekanikler için iyidir. Bak bu kesin iş görecektir. Şimdi her ihtimale karşı kafasını silelim. Optik okuyucuyu. Bakalım şöyle bir optik okuyucuya. Bak şu şuradan tırnaklıdır. Çıkartırsın şöyle. Bu CD'yi tutan mıknatıslı kısım. Mıknatıs da optik okuyucunun motoruna gelir. CD'yi şak diye yapıştırır. Şuradaki makarayı görüyor musunuz? Bunu böyle çevireceğim elimle. Çeviriyorum. Çevirdikçe gidecek. Gittiğinde şu düşecek. Hop düştü. Artık açığa çıktı. Ama önünde tozu engelleyecek kapak var. Bu kapağı biraz geri ittirince o kapak da çekilecek. Daha sonra kulak bediyle sileceğiz. Az bir şey yukarı çekiyorum. Bak gördün. Lazer lens orada. Şimdi onu ben kulak bediyle sileceğim. Olay bitecek. Bak şimdi artık çok daha temiz. Buraya kadar açmışız. Bunu da yapmak lazımdı. Bak şimdi bu kısmı geri takacağım. Şöyle düşün. Şu tırnaklar. Tık. Gördün. Evet, şimdi ne kadar söktüğümüz kablo varsa yerine takıyoruz. Teyp bitiyor, topluyoruz. Bu kadar basit. Bak, teybi toplarken şuna dikkat edin. Şu kablolar var ya. Özellikle teyp kısmı. Şey, kasetçaların kabloları. Şu kablolar şöyle oynak oluyor bazen. Geri doğru çıkıyor. Tırnağından kurtuluyor veya tam oturmuyor. Sekme yapıyor. Teybin sol veya sağ kolunu çalmıyor mesela o sebepten dolayı. Bu da ek bilgi. Bak şu mesela teybin kablosu. Aynen dediğim gibi. Şuna dikkat edin şu kablolara. Yerinden çıkmasın. Teyp kabloları böyle oynak oluyor. Tek kolon çalmıyor mesela bunun yüzünden. Kristal kafa diyorsunuz yani onlar kristal kafa diyorlar. Biz ATM'de prehard derdik. Kart okuyucuları da. Manyetik.
gelmiş bana. Bak tablayı yapmışız, lastiği olmuş, dönüyor, gördün mü? Bir okunayalım bakalım ne olacak. Bak o ring de çalıştı. Tabla gelip gidiyor. Bak bu bir arızaydı. Bunu mesela çözmüş olduk belki değiştirerek. Yani lastiklerini değiştirerek. Tamam, şimdi toplayalım gitsin. Kafa bozuk mu değil mi bilmiyorum. Sildim zaten. Yapabileceğim en fazla şey oydu, en iyi şey. Bozuksa zaten kafa 200-300 lira. Yani onu değiştirmeye gerek yok. Ondan uğraşacağız. Bu temelen çalışır ama. Bak direkt oturttum ön yüzü. Tamam mı? Hiç zorlanmadım yemin ediyorum. Bak şu şeyleri de yamuktu ya. Onları da düzelttim tık tık. Şimdi bir dalacağım, toplayacağım. Hop olay bitecek. Kırık yerlere pul attık. Bak kırık yerlere pul attık. Gördün mü? 10 numara oldu. Şimdi bak diye bir sildik, mildik. Ufak tefek şeylerini yaptık. CD'si 10 numara çalışıyor. Tarkan çaldım. Bu takılmadan 10 numara. Kaset çalarlar hız yapıyor. Tekrar söküp kablolarına falan bakman lazım. Dediğim yerlerine bakman lazım. Uğraşmadım. Beltleri iyi ama. İkisi de çalıyor kasetçilerin. Biraz daha böyle şey çalıyor. Tok çalıyor yani. Hoşuma gitmedi. Yalan söylemeyeyim. En güzel çalışan tarafı radyosuyla, CD'siyle AUX. Bak burada çeşitli modları var. Eko modları. Bak rock alıyorum. Pop. Hazır. Kurulu. Şu teybin en güzelleri şu. Yanan şeyi. Aslında RG 333'ler mi? Tabii 333'ler falan. Onlar da çok güzeldir. Bu. Şu çok güzel düşünmüş Sony. Çok güzel yapmış. Bazı modeller de çok daha güzel. Müzeye göre yanıp sönüyor ya. Güzel, hoş bir his verir. Değiştirebiliyorsun da bunu bazılarında. Bunu da değiştiremiyorsun mesela. Bunun tonlamalarını değiştirebiliyorsun. Efektlerini. Bunda değişmiyor. Şimdi bir ses testi alacağım. Bu zaten çalışıyordu, göstermiştim. CD'de hiçbir sorun yok. 10 numara çalıyor. Bahsedeyim. Bak burada mesela mikrofonu var. İşinize gelir. Karaoke yaparsınız. Güzel. AUX girişi önden. Arkadan değil. Şimdi bir müziği verelim. Zaten orijinal kolonları.